Yedinci kere direğe çıkıyor ve herhalde bu bizim rekorumuz olacak. Bir günde 7 kere direğe çıkıyorsun. Hatta 8. olacak galiba. Çünkü işte böyle adama güneşin alnında direğin tepesinde sallandırırlar. İndirsen mi acaba, ne diyorsunuz? Bu bölümde son 3-4 günde tekneyi kapatırken, tropiklerde 2 ay yana tekneyi kapatırken neler yapıyoruz, neler yapmadık, neler yapmalıyız, neleri yapamadık ya da neleri yapsaydık iyi olurdu sonuçta göreceğiz yani sonra. Ama şimdi kapatırken neler yapıyoruz göstermek adına böyle bir bölüm çekeceğiz. Bizler Katamayan Ozi tayfası, Özlem. Özkan. Ne demişler? Ne demişler? Benim özel sonrasından geldi. Bir iş bitmeden bu iş oldu. Sevinme. Ve balığımız Sermin. 2022 Nisan ayından bu yana daima batıya dedik ama Karayipler'de de ikinci sezonu devirdik. Hep başka türlü yaşamak mottosuyla kimi zaman geldi. Kimi zaman üzgün. Ama hep heyecanlı, eğlenceli. Maceramıza sizi de ortak ettik. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve hatta katıl butonuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Unutmayın, bakış açınızı değiştirirseniz birçok kişi için birçok koşulda başka türlü yaşamak her daim mümkün. Bir önceki bölümde Martinik'teydik ve şimdi teknemiz Ozi'yi biz Türkiye'deyken bizi bekleyeceği marinaya götürmek üzere yelken açtık okyanuslara. Rota San Lucia Rodia Marina. Rüzgar göstergeniz, rüzgar hızınız hiçbir de çalışmıyor. Çünkü yapamadık. Rüzgar göstergesini sıfırın almaya kalkarsan da arkadaşlar sadece o pervane $500 ya. 500 euro. O yüzden biz elimizden geldiğince o 500 euroyu minimum maliyetle halletmeye çalışıyoruz. Biz 500 euro ıstakoz yiyeceğiz 500 euro. İstakoz. Ne ıstakoz ya? Ben gideceğim İskender'de çatır çatır. İskender. İskender. Ama önce lahmacun. Sucuk. Oh, lahmacun. Pide. Tavuk püstük ya. Neler neler. Tavuk püstük ya. Şey tabancasıyla. Ketchup'la. Tuzlu sosu. Evet arkadaşlar, şimdi bir diğer kelime de açıyoruz. Yok, ben açmıyorsun. Burada açacağız. Şöyle. Heyecanlı olup da sabırsızlanıyorum ben. Çift ülkeme geleceğim. Son bir hafta. Bir dahaki hafta bugün. Kısmetse yine burada olacağız. Ve uçağa bizimize pek az kalmış olacak. Rüzgar göstergesi olmadan bu kadar. Sanacak. Evet, şimdi dönüyoruz. Şimdi atacak. Çağ. Normalde kullanmayacağın yöntemleri kullanmaya veya başka çözümler üretmeye seni zorluyor. Al otomatiği istersen. Evet, otomatiği al. Tamam. Biraz. Böyle kalsın. Evet, hadi bakalım bize iyi seyirler. 2,5 ay boyunca seyir yapmayacağımızı duyunca Ozi'yi Yunus Sahir uğurluyor ama maalesef çekim yapamadım. Bir kısmını seyrettik. Uzakta kaldılar, şu an görünmüyorlar. Yani Lucia Martinik arasını kaç sefer yapmışızdır kim bilir. Ve her seferinde de bu yol bana çok keyif veriyor.
Diyorum ki kaç defa Sarnıçı'dan Mardin'e gitmişiz gelmişiz, gitmişiz gelmişiz, çizgi bir arabaya var. Fethiye Göcek Arası gibi valla, git gel, git gel, git gel yapmışız. Adam okulu gibisin ha. Baksana şu. Çizgilere bak, evet. Bunlar hep bizim güzergahlar. Sarnıçı Rodneva'ya geldik değil mi? Biz attık sevgili arkadaşlar. Yarın da şuradan Marina'ya geleceğiz. Merhaba herkese. Gelmiştik Sarnıçı'da Rodneva'ya demir atmıştık ve Rodneva'ya demirdeyiz. Ve Marina'ya girmek için çaba sarf ediyoruz. Sabah saat 10.30'dan şu an saat 1.30. 1.30'a kadar yaklaşık olarak toplam 3 saatte anons ediyorum 3 saattir ama maalesef Marina'ya ulaşamıyorum. Telefonu açıyorum, anons edin diyorlar. Anons ediyorum, cevap gelmiyor. Ama şöyle bir şey var, check-in saati saat 2 görünüyor. O yüzden 2'ye kadar da beklememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Ama bakalım şu an. Peki bu arada biz saat 2'ye kadar olan süreçte ne yaptık onu anlatayım. Teknede bu arada suyumuz da bitti. Bulaşıklar falan her şey duruyor. Bir an evvel Marina'ya girmeyi bekliyoruz. Hem temizlik yapmak, hem bulaşık yıkamak, hem de çamaşır yıkamaya başlamak için. Bizim uçağımız Martinik'ten, Sarnıçı'dan Martinik'e geçeceğiz. Onları da size nasıl geçiyoruz, ne yapıyoruz anlatacağız. Evet, şimdi bir kapama maratonu, tekne kapama maratonu başlasın. Hadi hazır mısınız? Bam! Cevap gelmediği için biz bastık gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Rodneva Marina'nın böyle çevresi çok şık. Kanal, şöyle bir kanaldan giriyorsunuz. Şu kanaldan girdik zaten. Sonrasında böyle evlerin de olduğu bir alan sizi karşılıyor. Marina'nın içi. Tekneler de burada gördüğünüz gibi. Buradakiler genellikle charter teknesi. Marina'yı ben anons ettim. Şimdi bize dediler ki kanal ona geçin ve bekleyin. Ve biz de şu an bekleme moduna girdik. Bekliyoruz ki cevap versinler ve bizi bir yere bağlasınlar, değil mi Özcüm? Ve ülkeye de giriş yapamadık. Buradakiler de çok sıkıntılı yani. Niye gelmediniz, saat kaça oldu falan bıt bıtlayan bir abla var burada. Bakalım bir azar işiteceğiz ama. Ben işitirim azar sonra. Ben de dedim ki Özkan'ım. Ben kadınlardan azar işitmeye alışmışım ben. Bak. Hadi bunu koy hadi yayına koy hadi. Koyarım ne var hadi. Benden azar işitmiyorsun demek ki annenden falan işitmişsin. Kadını ben sen dedim niye üstüne alındın ki? Tamam ben üzerime alınmadım cevap veriyorum sadece. Bak. Ben kadınlardan azar işitmeye alışmışım dedim. Geldik. Marina'ya bağlandık. Adım bir tamamlandı. Şimdi gelelim ikinci adıma. Tekneyi temizlemeye. Ama ondan önce iki aylığına motorları kapatıyoruz. Giriş işlemlerini yaptık. Ama yağmura tutulduk. O yüzden şimdi geldik bir adam alıyor. Marina'yı şimdi hallettik. Şimdi ilk kontratı 45 gün yaptık. Çünkü 120 güne kadar aylık bağlama ve sonrasındaki fiyatlar aynı. Yağmura da yakalandığımız için şimdi ben Öz'ü beklemeye gidiyorum bir kafeye. Çünkü şimdi ilk adım attığımız için bir kutlama yaparız diye düşünüyorum. Sonra da başlasın işler. O elektrik ve suyu açtırmaya gitti. Tatlı suyu geçirdik. Hı. Bu tatlı su açtım böyle çalışma kendisini. 1-2 saat içinde beklesin tatlı su. Evet. Bunu bir tur daha yapacağım, bitireceğim.
Yani sevgili arkadaşlar, dinginimizin motorunun içinde tuzlu su değil tatlı su döndürüp kışlamaya alıyoruz gibi düşünün. Ve bu arada çamaşır yıkamaya da başladık. Çamaşırları astık hatta. Beyciğim. Bugün ne yapıyorsun? Ne yaptın? Söyle bakalım. Bugün çok çalışmış. Dingi motorunun tuzlu suyuyla tatlı suyunu değiştirdim. Onu gördük, evet. Onun başka? Harekete hız göstergesi ve derinlik göstergesini sirkeyle temizleyip yedeğini taktım, boş olanını. Evet. Yenisini temizip kaldırdım. Sürat temasını kestim. Çünkü sevgili arkadaşlar, döndüğünüzde kekomaz yapmış ve boşu boşuna teknenizde uğraşırız. Şimdi evet, temiz döndüğümde pırıl takacağım ben, Allah nasip ederse. Başka? Sonra dipte bir tane su gitmeyen bir yer vardı. Orayı matkapla deldim, su gidişini sağladım. Havuzlukta durduğumuz yerde süzgeç tıkanmıştı. Oradan su gitmiyordu. Onu söktüm, temizledim. Orayı taktım. Ayrıca ondan sonra bizim güneşlikler vardı. Güneşlikler küf olmuştu. Onları tazyikli suyla yıkadım. Öndeki müdürü tazyikli suyla yıkadım. Teknenin önünü yıkadım. Ondan sonra butun bujisine söktüm. Bujilerin önüne gidiyorum, şimdi buji değiştireceğim. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, bizim buradaki normal marin markete değil de hemen marinanın arkasında bir tane böyle daha ucuz olan bir hırdavatçı var. Şimdi biz oraya gidiyoruz Öz'le birlikte. Hırdavatçıdan Öz buji muji falan bakacak. Ben de nem alıcı falan bakacağım. Naftalin nem alıcı ve hatta plastik kutular bakacağım. Maalesef kapanış saatine denk geldik. Saat 4'te kapanıyor. Unutmuşuz bu işleri. Plastik kutularımı aldım. Baharatlarımı falan ona koyacağım. Bir gün daha batıyor. Ve Öz bugün bayağı şeyler halletti. Şimdi usturmaca yeleklerimizi bağlıyor. Bu arada deli bağlar gibi bağladı kızı. Provada en az 2-3 iki yerden bağlı provadan. Sonra bu kemer altına 3 tane alat var, gerekmesini engelleyecek. Şu ve baştaki. Gerekmesini engelleyecek kısım arkadan geliyor rüzgar. 3 bağ orada var, bu var. Ve kıçta 3 tane farklı yerden aldım. Bir tanesi bu olur, bir tanesi bu, bir tane. Herhalde bitti bu. Şu tutumacıları da koydum. Günaydın, süper bir sabah. Yine temizlikle işle başladı çünkü sayılı günümüz kaldı. Evet Özcüm, ne yapıyorsun bakalım? Böyle zımparasını yapıyorum. Arkamı yap. Wow. Yani normalde şöyle. Pis. Söktüm, tutuyorlarını çıkarttım. Bakayım normalde nasıl? Dur telefonum. Normalde böyle. Sonra ne oluyor? Şimdi zımparaladık. Zımparalanmış halinde bu sevgili arkadaşlar. Daha biraz daha çalışacağım, sonra boyayacağım. Astarla boyatacağım. İş yapmaz. Kocacan. Her defasını sen içersen of dersin bana. Tamam, ne yaptın? Anlatır mısın tekrar? Ne yaptım? Yandaki çarmıh tellerini temizlemiştim. WD-40 sıktım diplerini. Biraz paslarını alsın annen diye. Annen arıyor. Pastasını aldık. Sonra bir daha verdik. Şimdi pastacılığa sürdüm. Yine temizleyeceğim sonra. Temiz olmuş mu? Kırı kırıl olmuş. Öz astarını atmış. Kuyruk bakımını yapmış ama bakalım üstte ne yapacak? Aloe vera'larımız dışarıda ve yağmur geliyor. Biz marina'ya girdiğimizde genellikle böyle olur zaten. İçeride ise temizlik ve iş had safhada devam ediyor. Buzdolabımızın içini temizledim. İşler devam ediyor.
Ve tabii ki gene Öncükar'da. Çözüm. Çözüm. İnce bir matkapla daha yol açmaya çalışacağım orada. Olmadı. Kesip aşağı almaya çalışacağım. Yani iş burada. Öz. Seninle ilgili şöyle bir söylenti var. Diyorlar ki aşağı yukarıda başını dinliyormuşsun, kafanı dinliyormuşsun. Güzel yukarı harbiden güzel. Esiyor da güzel güzel püfürür. Şehri de çok güzel görüyorum. Özlem de yok. Yok. Benden kaçarken yağmura tutuldu. İkinci çıkış. Bu sefer matkapla uğraşıyor. Kaç. Yine yağmur yağıyor da. Yukarıdaki aparat öldü. Bitti. Niye? Kafa rahat. Öldü ya. O matkapla derken diğer taraflara girdi. Birbirine kadar orası da adam olmaz. Kabloyla komple şey değişecek kafa. Ve ben yapmak istemiyorum artık. Sıkıldım. Bazen de iş ustasını çağırıp yatırmak lazım, oturup kahve içmek lazım. Yani bir nokta sonra yeter yani. Bu burama geldi çünkü. Demek ki ustasını çağıracağız, bakalım. Yaparsa ustası yapacak. Ya zor bir şey değil ama yapmak istemiyorum ya. İçimden gelmiyor. Bir taraftan yenisini al. Kes oradan, tek hattı çek buraya, bağla, bitsin. Yap. Hayır, istemiyorum işte, canım istemiyor. İyi. Elektrikçiye gittik ve kablonun erkek tarafı vardı bizde, dişi tarafını aldık. Ve bu arada işte eğer adam gelmesi gerekirse direğe çıkacak olan adam başka bir adam ve onun müsait olup olmadığını soracaklar falan. Ve saati 75 Amerikan doları. Biz de bunun üzerine 75 Amerikan doları vermek yerine dedik ki acaba biz yapabilir miyiz? Ve şu an az yukarıda tekrar deniyor. Bu üçüncü çıkış sevgili arkadaşlar. Dördüncü çıkış olacak ve dördüncü çıkışın sonunda her zamanki özelliğimi yapacağım. Şimdi iyi günlere. Bağlantı noktası geldi ama gelmiyor. Orada sıkıştı. Bir dakika bekle bir. Tam bağlantı noktasının olduğu yer. Sen sonra çekersen sıkışır. Bir çek bakayım biraz. Çek bakayım. Ne oldu? Özlem. Ne? Ne yapalım? Biraz daha çekmeye çalışıyorum. Yan kabloları oynat biraz sağa sola. Senin inmen gerekecek galiba. Geri alayım mı? Yok aşkım, halat geldi ama halatın diğer ucu gelmiyor. Geleyim aşağıya. Bence inmen gerekecek. He? Evet, inmen gerekecek. Ne yapalım anlamadım. İnmen gerekiyor. Ne? Senden tarafı geldi mi halatın? Geldi de ipin
Bu taraftaki halk kısmı gelmiyor. Çek ama bir şey değişeceğini sanmıyorum. Dene. Bekle. Bekle. Çekiyorum. Kablonun farklı bir yerinden girmiş. Senin gelmen gerekiyor aşağı. Kötü haber, yolladığımız kılavuz ilk koptu. Yani daha doğrusu eski kabloya, yeni kabloya bağlamış ve bir kılavuz yapmış karaya ve o koptu. Şimdi bakalım başka bir çözüm arıyoruz. Arkadaşlar öldüm, geberdim. Ama sonunda yaptık. Sonunda Öz'le birlikte kabloyu oradan geçirdik. Özkan yukarıda, ben aşağıda. Bayağı uğraştık ama Özkan'ın 6. çıkışı düşünün diye. Şu kabloyu şuradan geçirebilmek için o kadar çok uğraştık ki şu siyah kabloyu. Hatta en son gene koptu. Şöyle. Yine koptu en son. Ama böyle asıla asıla çektim. Öz hala yukarıda. Nasıl oldu? Valla sana aferin ben. Bir şey demiyorsun. Birlikte yaptık Çak. Yok sen yaptın, ben. Bir şey koparadım onu. Dur bakalım, daha çalışacağız ama. Şimdi... Arkadaşlar güya tekne kapatıyoruz. Tekne kapama işiyle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Ben son gün artık yani totomda bilmem kaç tane at koşturacak. At mı? Neydi cümle bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şunu şu aynı mı sence? Şu an ne yaptığını öğrenebilir miyim? Yukarıda Rüzgar Gül'ünün şey için orijinal yazısı bu dedi. Fakat bu vidalar aşağıya bakıyor, orada halatlar geçiyor makara. Yani, sivri demek istiyorum. Halatlar gergin olursa problem değil ama. Biz zıplamadık ucuna takıyoruz. Çünkü şu kadar ucu dışarıda kalıyor. Şu kadar. Evet. O yüzden onun yerine şöyle. Düz totolu. Düz totolu. Bir de arıyoruz. Bakacağım 3-5 tane. Da bir tanesi sanki daha boyları aynı olacak değil mi? Bunu ölç istiyorsan. Yok, ona kısa olsun zaten. Çünkü şey, fazlası çıkıyor şu kadar. Yani kısa olması daha cazip. Kaç tane lazım ki? 2 tane. Öz 7. kez direğe çıkıyor. Şu an 7 olacak. Kaç yapar mı? 7. kez direğe çıkıyor ve herhalde bu bizim rekorumuz olacak. Bir günde 7 kere direğe çıkıyorsun. Hatta 8. olacak galiba. Çünkü en sonunda eğer her şey yolunda giderse lütfen her şey yolunda gitsin. Lütfen Mastery Cross'ın duamızı edelim. Şu an dua hareketi yapamıyorum. Ve 8. ilerleteceği dışı inşallah. Neyi söktün mü? Mahvettim onları. Bakayım. Hangi video oldu? Yine o sivriyi yaptım, bir de başka bir tane yaptım ince. Ama niye? Hani sivri yapmayacaktın? Girmiyor. Yerleri olmadı mı? Yok, olmuyor. Çok uğraştım. O zaman o sivrinin aynısından alsaydık yine. Bakacağım ileride. Oradaydı sonuçta ya. Şimdi yerde yapsa yapardı. Adam boşlarsa yapar. Şey, bir de o yan keski var ya, kırt kırt diye. Ha şurada değil mi? Nerede? Şurada bir yerde. Neyse evet. Yok, önce uçta. Tamam, anladım yan keski. İkisini istiyorsun. Bitti. Rüzgar pervanesini.
Yani rüzgar gülünü ve şey mi istiyorsun, yan keski? Rüzgar gülünü ve yan keski. Yukarıda çırt çırt var, onun ucunu keseyim. Okey, tamam. Ve son. Saç başlar mı? Aman gerçekten çok yoruldum. Yani elimde şey, su kabarcı oldu. Su topladı. O kabloyu çekmek gerçekten çok zordu ama onu çekemedim, zaten şarjım bitiyor, yerim yok falan telefonda. Bir sürü bir şey. Mutlu son, rüzgar gülümüz dönüyor. Yerinde tıklı ve dönüyor. Çok mutluyuz, umarım gösteriyordur. Umarım bu kadar uğraşa değer. Yanlış alarm. Olmadı. Olmadığını da Özkan Bey geldiğinde anlatır, şimdi ben onu indireceğim. Özkan, ne oldu? Ne demişler? Benim biraz az sonra sınıfım geldi. Bir iş bitmeden bu iş oldu. Sevinme. Deneyeceksin. Ne oldu? Biz bunun montajını yaparken ters yapmışız. Ters tepe takrak bakayım. Of, tekrar mı çıkılacak? Bugün çıkmayacağım ben. Bugün çıktı. Şuraları net edeceğim şimdi. Akşam şunu tamir edeceğim gelince. Niye tamir edecek? Ne var ki? Ha? Ne oldu ki yine? Neyi tamir edilecek? Ne oldu gene? Şunun diğerlerine bak. Diğerleri o üstte. Şöyle durması lazım. Şöyle duruyor mesela taktığında. Şurası dişe giriyor ya. Dişe girdiğinde böyle duruyor. Şunun tam dişi var altta. Bak şöyle. Nasıl olması lazım? Şimdi nasıl yapacağız? Ya normalde böyle olması lazım. Ben oynadım ama burası oynadı. O yüzden yapmış adam gibi yapayım. Sökeceğim. Tekrar bakacağım. Sonra epoksileyeceğim bir de burayı. Taktın mı yukarıda? Evet. Baktım, çok tuhaf bir yere bakıyor yani. Ha. Rüzgar gülü ve şey. Yönü. Günaydın. Dın. Şey, komşuya yardıma gidiyor. Uyanır uyanmaz. Benim güzel kocam ya. Evet, İngilizce, Fransızca yoncuklarımızı da diledikten sonra ve bize abla dedi ki sizi çok takdir ettim dedi. Birlikte dün çok çalıştınız dedi. Evet, çok çalışmıştık. Oha, balığa bak. Öz, takdir aldın. Takdir aldın sabah sabah. Gene ne yaptın? Zihni sinir. Şimdi dün iki kat attım. Bugün de sabah kalkıp bir kat daha attım. Ne attın aşkım? Epoksi. Şimdi sorun şu. Bunun burada plastiği var. Normalde bu döne döne dişli. Bu plastiğe giriyor. Fakat bu yukarıda sallantıdan, sarsıntıdan daha önce çatlamış. Bu çatladığı için de buradan su girişi olmuş. Buradan giren su şunun içinden kablo geçiyor. Kanal var. Gelmiş bunun olduğu yere. Ve buraları oksitlendirmişti. Bir tanesi şu erkeklerden yukarıdaki dişin içinde kalmıştı. O bizim için büyük sorundu. Normalde şu 375 euro. Biz kaç? 26 euroya mı aldık? 375 mi? Pardon, 490 euro. 490 euro. 500 euroya yakın para. Biz şunu 25 euroya mı aldık, şu teli? Evet, 20. 25 euroya şu kabloyu aldık. Bunu açtık. 24 o da, evet, tamam. Kabloyu değiştirdik. Burayı da epoksiledik bir daha su girmesi. Ben de bant yapacağım bunun üzerine. Fakat yukarıda şu erkeği dişiden çıkartamadım. Kaynamış içine. Bir türlü çıkartamadım. O öldü. 100 yok. 5000 lira. 470 iyisi. 5000 lira civarında. O da ne kadar eder sana söyleyeyim. 130 euro gibi bir şey galiba. Ona da 30 metre kablo ile beraber yukarıdaki cihazı komple yeniledik. Çünkü belki o da arıza olabilir. Çünkü su burada oksitlenmiş. Yani buradan giderse ona da gitmiş olabilirdi. Evet, bu sefer olacak inşallah. Arkadaşlar, Özkan dün 8 kere indi çıktı, bir şey olmadı. Ama nasıl olmadı ya? Onu söktüm, kablo içinden geçirdik. Bir sürü bir şeyler yaptık canım ama sonuçta bitiremedik. 9. seferde ama daha önceki 3 seferi de saymıyorum. Neyse, inşallah bugün Özkan'cığım bu işi şu son çıkışta halledeceğiz. Çak 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 yapacağız. Kafama mı sen? O kadar yemek boşa mı getiriyoruz şu an? Çünkü şu an çalışmıyor. Özkan taktı ama olmadı. Gelmedi! Geldi!
Evet. Başardık. Her ikisi de çalışıyor. Özkan. Beni seviyor musun? Çok yüksek burası. Hadi beni seviyor musun? Söyle. Hadi otobüs geliyor hadi. Hadi söyle. Yalnız. Tamam, karına güzel bir şey söyle. Karına söyle, karına. Karım, bana ne sattın? Hayır, güzel bir şey söyle, benim hoşlanacağım bir şey. İşte böyle adama güneşin alnında direğin tepesinde sallandırırlar. İndirsen mi acaba, ne diyorsunuz? Bir söz alayım, ne diyeyim? Bu akşam pizza yiyelim mi? Bu akşam... Tamam, bir şey söyle. Hani Türkiye'de benim istediğim yerlere gideceğiz, tamam mı? Tamam be, tamam. Söz aldık. Gri açık. Şu şekilde bekleyin. İnersin. Bazen böyle zor anları da keyifli anlara çevirmek lazım. Yoksa bayağı uğraştırdı beni dünden bu yana. Arkadaşlar rüzgar gömü taktık fakat kalibrasyon yok. Şu an kıçtan gelen bir rüzgar var aslında. Tekne bağlı. Fakat provadan gösteriyor. Şimdi bunu ayarlaması. Şimdi ikisini birden açtım ekrana. Menüye giriyoruz. Kuruluma giriyoruz. Sensör ayarları. Devam et. Burada soruyor çünkü sensörler riskli olduğu için. Tık diye girmek istemiyor. Emin misin diye soruyor. Devam et diyorsun. 13-11-37'yi seçiyoruz. Niye? Çünkü oradan bulabiliyorsun bunu. Rüzgar diyor. Girdik. Rüzgar fırını kalibre et. Bu da anca açıkta olmaz abi. Çünkü tekneyi döndürmeniz gerekiyor 360 derece 4-5 defa. Rüzgar fırıldağını hizala. Bizimki bu. Bu da rüzgarın içine dönecek. Bu da iptal. Rüzgar fırıldağını ayarla. -25. Şimdi bakın ben burada oynadıkça bu geriye doğru gidecek. Şimdi bakalım rüzgarımız nereden geliyor. Aslında yapmayacağız. Bunu çıktığımızda seyir anında yapacağız doğrusunu. Evet. O yüzden şimdilik böyle tavsiye. Bunu seçiyoruz. Seç diyorsun. Rüzgar tıp diyorsun. Bir daha seç diyorsun. Geri diyorsun ve şu an yanlış da neyse bunu arkadaşlar evet denize açığa açıldığımızda çıktığımızda kalibre yapmak edeceğiz. Gerekiyor. Evet kalibre yapacağız çıktığımızda. Bakalım nasip olur da gelirsek. O zaman gel şuraya bir çek yapalım artık azından, yaptık. Evet en azından hızını ve yönünü. Yeni bir güne işte başladık zaten Özkan direğe çekerek. Şimdi de motorları tatlı suyla geçiriyoruz. Motorlardan tatlı su geçiriyoruz. Ne oldu? Hayır. O da çalışmıyor. Buraya geldik ya. Ben şu an dua ediyorum. Video gel dönünce bizi bir güzel ellerimizden i̇ki. Öpecek. İki adet. Sen dedin ya takviye. Evet. İkisi birden yazdın. Sen kaynağın. Yine masraf. Güneşin içeri girmesi, ısınma ve soğumanın daha fazla olması demek. O yüzden de bütün perdeleri kapayacağız. Hatta bildiğim midene var bak. Özü'yü ilk defa yalnız bırakıyoruz. Uzun zaman yani en fazla birlikte herhalde bir 10 gün 15 gün yalnız bırakmışızdır Özü'yü. Evet Özü'yü görüşmek üzere. Umarım 2 aya döneriz.